<laughs> evet sıra Berke <laughs> Berke arkadaşlar iki tane soru yani. soruyorsunuz bizde üç tane soruyoruz 5 soru herkese 5 soru 2 sizden 3 bizden bence bu konsept böyle olsun 4 pardon 1 2 3 4 5 kişiyiz 6 soru herkese Evet Berke soruları alalım Bana koyduğum devrimi siktim ben Fena bakış var Çok samimi muhabbet dönüyor öyle söyleyeyim size çok özel muhabbetler bunlar yani <laughs> Hiç sıfır evet. kolpa devam ediyor. Adam kilosunu söyledi ya. Çok seviyorum bu ekibi. Çok delikanlı herkes ben de yani. Bahsedeyim. ben keşke İstanbul falan deseydim. Durduk yere bu tarafa aleve verdim ben. <laughs> evet. Sen yatırımı var ya çok yanlış yere yaptın. Sanırım, ben sen ben sana çok güzel kutu açtım. Sen kendi kalemine gol attın. Oğlum, oğlum yalancı mı olayım? İpne mi? Mu? mu olalım ya? Ha, hala eskiye sen selam çakıyorsun. Ben sana öyle değilim. Hala hala. Hala hala. Lan o şekil değil ya. Aa, ee, belki Sangal'dan ayrılmayı düşünüyor musun diye bir soru geldi. Evet dedim direkt ayrılmayı düşünüyormuş. Devam edelim ikinci soru. <laughs> şok şok şok. Evet mi cevabın? Hayır tabii ki de ya. Daha yine başladık arkadaşlar. Turnuvadan önce kuruldu hatırlıyorsanız takımımız çok so Sağ daha. kay biraz yüzüm Kare gözükmüyor. Yani. Sağ kay azıcık ha. Tamam. Çok daha. İkinci soruyu alalım. Umarım olmaz. Sesini açalım Berkin hemen. Hamsi <laughs> der misin Merk bir hamsi? Hamsi. Tamam. Hamsi. Tamam. Devamlar. Neden e-sporcu tamam. olunur? Bu yıllardır geliyor ama bir kere daha bir anlat istersen bütün birikimini hızlıca böyle 10 cümlede anlatsan. Nasıl olunur? döndüğümü mü söyleyeyim? Yoksa... Neden e-sporcu nasıl olunur? Neden e-sporcu <laughs> nasıl Nasıl? Neden e-sporcu oldun ve e-sporcu nasıl olunur? Ee, neden e-sporcu oldum? oyunda geçirdiğim vakit çok fazlaydı. Hani o artık o rekabet duygusu zaten anlattım bunu report'ta bilenler bilir. O artık bir ya abi, oğlum bilenler işte o. tamam ya anlatıyorum bölmeyin o zaman Allah Allah. Biliyor bir... Uzaktayım artık <laughs> bir daha buna. O ne yapabiliyor. Sanak... <laughs> sus. Yasak var diye salak 5'te çay yasak. Bir şey kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> yani belli bir oyun saatine ulaşınca arkadaşlar o takım oyununu artık bir şeye Üstelik çıkarmaya çıkarmak istiyorsunuz. Sunumlara katılıyorsunuz. Derece elde ediyorsunuz. Ondan sonra zaten e-sporcu yes, oluyorsunuz. Peki ne yapmak lazım? Detaylı olarak anlatırsan. Detaylı olarak bu işin harbiden işine girecekseniz, içine girecekseniz arkadaşlar tam bir profesyonel olarak çalışmanız lazım. <laughs> takım halinde bütün detaylarıyla beraber bir bütün halinde çalışmanız lazım. Çünkü bu hani bireysel bir spor değil. Sizinle beraber takım arkadaşlarınızla gelişmesi lazım. Beraber oyununuzu geliştirmeniz lazım. Mesela bugün bir her gün, işte bugün yine antrenman vardı, yine ıı, takım boyutunu nasıl geliştiririz, bunun üzerine konuşuyoruz. Yani mesela, perfect olmuyor değil mi hiçbir zaman? Her saniye aslında, her antrenmanda, her gün, her oyunda bir şey öğreniyorsunuz. 20 dakikalık evet. oyunda belki bir tane angle, bir açı, bir mesela detay. Mesela. Her gün üstüne koymanız gerekiyor. Ya bir de yanındaki adamı tanımıyorsun ki sonuçta yeni kurulmuş bir kadro. Onun şeyini öğreniyorsun, oyun tarzını öğreniyorsun, kendini adapte ediyorsun. Onun kafasının içinde olman lazım yani Tamam bizim sorulara başladık en son ne zaman seviştin? Benden dönüyor böyle ee... Saat kaç diyormuş <gülüyor> <gülüyor> Bir hafta oldu ya <laughs> Çok oldu der gibi söyledi Peki devam ee, Alp O sorudan sonra e, sevgilin var mı bak Hayır ee, Evrim Ya bu evet, kuş hangisiydi? Neydi? <laughs> lifetime en sevdiğin takım. Yani mutlu hissettiğin. Aa, e-spor hayatın boyunca galiba, ha, espor değil mi? Hayatım da. Evet, Oo. evet. Ne yapacaksın? Futbol o... takımı mı soracağız. Yok o lifetime CS takımından bahsediyorsan. sanırım. <laughs> hani, lifetime e-spor diyorum işte. Zon, Zone Esports'ta. E ne yaşamıştın orada? Bruh Moment neydi oradaki? Ya oradaki çok uzun zamandır beraber Çok fazla lan game'e katılmıştık. İşte zaten İstanbul'a gidip <laughs> gelmenin sebeplerinden dolayı Sürekli lan game olması turnuvaların. İşte oradan şu anda aynı takım arkadaşım Mini var. İşte Keriman oradaydı. Güzel bir kadromuz vardı orada. Eğlenceli. Yani adamla 3-5 sene önce counter oynayıp şimdi aynı farklı bir kulüpte aynı takım altında farklı bir oyunda buluştunuz. Evet. Ee, devam. Diran ne gidiyorsun ne gördün? Sen bugün çok mutlusun. Nerede gelen iki soru var ya. Sevgilim var mı sevgilim? Biri çete şey almış. <laughs> Sevgilisi yok. Bir hafta önce seçmiş. Escort çağırmış evet. Onu okudum ben de okudum onu kanka. ben de ona bakıyorum. Escort durup yazıyorum. <laughs> ee, devam edelim. Biraz. <laughs> Sorumuz. Ben... <laughs> Belki sen doğma büyüme Eskişehir'desin. Bunu biliyorum. O yüzden sana şeyi soracağım. Evrim gibi yavşakça değil ciddi bir soru olarak soruyorum. Eskişehir mi İstanbul mu? Her anlamda. Toplamda. Her, anla her anlam farklı bir şey. Bak burası metropol orası şehir. Nasıl her anlamda? Ya hayır ya. hayır Mesela sence hangisinde eşit senelerde yaşasan hangisinde daha çok mutlu olacak? Eskişehir'de kesinlikle. Burası Aa, inanılmaz kalabalık. Eskişehir hakkını yemeyin. Nasıl yani? Var. Mesela şimdi önümüzdeki 20 seneyi burada geçirsen, artık Al, buraya alıştığını düşün. Yok. Buranın yeşili yok bir kere etrafı. Aa, etraf Aa, yok kardeşim sen ya, doğru Eşim kararı veriyorsun sana. Oğlum eskiye de, eski de bir ya. gün kalkıp baraja mı gittin lan piknik mi yaptın Uyar? O gidiyorduk lan biz bir beraber. Biz belki de gidiyorduk aa, kanka. Beni niye almıyordunuz lan? Ya sen gelmiyorsun ki bunu okuyun bilgisayarın başından kalktığın mı var? Doğru. <laughs> Gözlerim bozulacak artık. Çok Yeter. samimi muhabbet dönüyor. Hakikaten diren son zamanda biraz bilgisayar başında çok vakit geçiriyor. Bunu ben söylüyorum yani düşünün bilgisayarda doğmuş büyümüş bir adam. Direni buradan. i̇şimiz var, gücümüz var yani yapmayın. Ha adam şarkı bir, bir ismin, evet şarkı yazıyordu. Ya, canım, yılda bir tane. Bu arada ben çok sevdim bu konsepti. Bence Emre de arkadaşlar o da yapacakmış. Şöyle falan yapıp abi buraya. Ya, ya da üç konu kalırız mesela. Her konsepte aynı kişiler katılmaz da. Buraya bir birini daha koyalım şöyle bir yere ya da şuraya. Dışarıdan yayıncı kardeşlerimiz gelir. YouTuber'lar gelir, ünlüler gelir ya da bir izleyicimizi alırız bir gün aramıza böyle. Bunu sevdim ben. Devam edelim. Ee, soru Berke, Evrim. Ben sordum. Aga. Biz sordu, Ha, sen, abi, sen, sen Pardon, de... diren, diren sormamıştı galiba. Diren sordum. De sordu sordun. Abi sen mi sormadın? Abi bir yayın var. Ya abi. Sordum, abi. Herkes sordu amına koyayım. <laughs> sen, <gülüyor> sen soracaksın işte ya. Bir ben... şey anlatayım. Adasında çok iyi bir <laughs> yayın var. Izledim. Ben sordum oğlum. Herkes, herkes sordu <laughs> <ben>. Herkes <laughs> sordu ya bana. Evrime Tamam. Evrim abi. sıra sende. Ne sırası bende? Berke soru yok mu abi? Ben sordum. Herkes sordu. Ben sordum amına koyayım size bir şey mi diye ya. ne zaman. Ben de istemiyorum Beyler kafanız mı güzel amına koyayım? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Sen sen, Hayır, chatten, sen soruyu chatte aldın diye düşündüm. Kendi sorunu soracaksın zaten pardon abi. Hayır iki Tam tane Berke e-sporla ilgili spam yaptık zaten chatten. <gülüyor> 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 fiks gelen soruları sorduk Berke. Tamam o zaman Evrim'e soru soracağız. Şimdi. Evet Evrim. Niye abi Alp'e soralım? 30 kal tekrar. Ya ya bir dakika yapmadım. evrime Otuz. soruyorum evrim kardeşim. Aşk hayatı olarak İstanbul mu Eskişehir mi? Hadi bakalım. Aa oh, ne Kanka aynı soruyu sormak lan. var, mı? Gülüş ol. Sordu artık sordu. Of. aynı bak, soruyu sormadı ya. ki o yaşantı dedi belki. Gözlerimin içine bak lan. <laughs> Hassiktir. siktir. İstanbul mu Eskişehir mi lan? İstanbul diyecek. <laughs> İstanbul. Of. Evrim gözlerimin içine bak lan. Yalancı siksinler mi? Kanka yalancı siksinler mi? Kanka Dren ikinci soruyu sordu. Bir ceza kesebilir <laughs> tamam. Ee, belki sen soru düşün Evrim'e. Ben düşündüm ya. Ne? Oo! Sorun nedir? Evrim delikanlı gibi. Evin odaları seçtirirken insanların manipüle ettin mi? Of. Hiç ya, bir ya, dakika bunu, en çok... Ben buna inanmıyorum. Ben buna inanmıyorum ya Geçim ben şimdi ya hepsini herhalde. açıklarım tek tek. Açıkla. Açıkla. Hadi gel açıkla. Hadi. Canto. Hadi. hadi. Tamam ben vazgeçtim. <laughs> ha, ha vazgeçtiniz mi yoksa açıklayayım mı kanka? Aa diren. Ay, bir, bir... Ben sattım abi. Kanka, <laughs> <laughs> Sen <gülüyor> ne kameraya atar yapıyorsun amına koyayım ya. <laughs> Ama artık girdin konuyu açıkla abi. <laughs> İzleyiciden saklımız gizlimiz yok. E kanka sen yeşillik seviyorsun. Ben evet. çıktığımda odada... Havuzu göreceğim, yeşillik göreceğim diyorsun. Evet. Bir de kalabalık seviyorsun. O da en kalabalık oda. Evet. burası her zaman en tane oda. Dolayısıyla sen mutlusun amına koyayım. Onu istedin çünkü. Tamam, evet. Diren sen kutu gibi bir oda istiyordun. Yalıtımı yaptıramam dedim ben kocaman odaya. Tamam mı? Ne söylediğini söylüyorum birebir. Kutu gibi istiyorum. Buranın masrafı da bu. Adamla anlaştım. Gelecek yapacak dedim. Ama kardeşim şimdi mesela odalardan, kez, bahset... odalardan Ay, sen... bahsederken Ay, sen... niye jacuzzi'den çok kısa bahsettin? <laughs> Hadi söyle. <laughs> ben Sokuz'dan daha bahsetmedim ki amına koyayım. Ay işte sıkıntı var işte. Sıkıntı e, tamam değil. oğlum. Gel. Hayır odaları bas söylerken böyle. de bahsettim. Bak Diren böyle bir oda var. İşte içinde bu var. Şöyle şu kahvet bilmem ne. Biz çatıyı söylerken çatı yalıtımı zor. Tamam. Diyor mı? ki Aa, çatılar, <laughs> çatılar diyor <laughs> arkadaşlar diyor. Bize bir arkadaşlar diye anlatıyor yani. Çatılar diyor. Yazın çok, çok, çok sıcak olur. Çok sıcak olur. Çok sıcak olur. Emin ediyorum Bir dakika. Bir dakika. Bu evrimin cümlesi değil mi? Direkt... Çok sıcak olur. Üçgen olduğu için, üçgen olduğu için iç dizayn daha zor. Ve bu kışın da ben. çok soğuk olur. Ben hep çatı katında kaldım. diyordu. Bak bunun bir yerde konuşulacağı belli derim bu konuların. Tamam, peki amına koduklarım. Ben geçen geçen sene Eskişehir'de çatı katında yanarken neredeydiniz ibne'ler? Sen Sadece aynı yaşarken bir yıl <laughs> neredeydiniz? Oğlum, siz benim odamı Aynen öyle. Aynı, diyeyim. anda Zahmet konuşmayın, ki, aynı aynen. anda konuşmayın arkadaşlar. Bu bir canlı yayın. Her şeyi duyabilirsiniz. Aferin koş! Çıkar göster! Şu an Travit'i Çıkar göster! <laughs> Alçak! Bağırmayın, bağırmayın. Komşu yok. Rahat <laughs> <Ben gülüyor> tam düzeli, yemin ederim. Be beyaz futbola döndü diyorlar. Mevzu çıktı. Peki. Evrime evet, soru Alp var. senden. Evrime soru benden. Düşünmedin değil mi hiç amına koyayım? Yayında olduğundan unuttum Hayır, değil mi? 30 kart ekmeğini attım. Yemin ediyorum sana <laughs> 35 var ki yaptırırım kanka. İkna ederim bak bu 35 bin kişiyi. <laughs> Hadi. Tamam o zaman evirim. Düzgün sor. Çok düzgün soracağım. Belki bazı yerlerde sorulmuştur ama şu an bu insanlar duymamış ve görmemiş olabilir. Hayatında en çok utandığın an kanka. Biriz kızın yanlışlıkla fotoğrafını çekti, yani flash onu, patladı. Hep bunu anlatıyor yani. Evet, ya. amına koyayım. Çok 10 yıllık hikaye. Tamam. Ne yapayım oğlum, ben? Tamam, bir tamam başka ederim. bir şey yok mu Bilmeyenler Bilmeyenler için bir daha anlatır mısın? En utandığın an bir tane olmalı zaten. Bir tane oğlum, var. O da o oğlum, flash patladı. Bir şey kanka. yaşamadın. Bir sene içinde hiç mi utanmadın ya biraz Harbiden daha? Amına koyayım ya. Anladım. 20 sene önce olan İstemedin olayı anlatıyorum mi? Bana. Benim en çok utandığım an bu odada jacuzzi olduğunu söylemedim. Oğlum benim bildiğim bir tane benzinlik olayı vardı bak. Neyse. Ne benzinliği lan? Oğlum pompozu var Hayır oğlum en utandığımı Allah. soruyorsun. En utandığım buydu. Niye değişsin amına koyayım yıllar içinde? İyi tamam. Böyle bir utanç mı olur ama bak. siz birbirinizi siktiniz. Muhabbeti anlatmadın ki. Anlat lan bir daha izlemem. Kanka de. El... kızım fotoğrafını çektim. Flash patladı amına koyayım. utanmaz abi de utanmaz. Gibi. Çok Ölüyorum utandım. Biraz. Çocuktum ama. <laughs> Peki. Ee, ben sorayım ne sorayım diren devirme. Ben düşünemedim, düşünemedim moder etmekten. Abi? Evet. Yayındayız ama. Aa, şimdi evde aa... ben <laughs> <laughs> nasıl olabilir? bak Son yıldızım lazım. alsın? Son sene bile dokunmazmış abi. İyi, abi ha hayatındaki ilk üçü say kanka. Neydi? Sen Se sevdin. Cyberpunk. Birinciyi sanmıyorum. biliyorum. Kanka, bu da kolay. Ben Yok şimdi lan. bunu söyleyeceğim diyeceksiniz ki böyle cevap mı olur? Böyle cevap mı olur lan? E kanka, Çınar annem babam yani. Vay be. Vay be. Mantıklı. Çok evet. mantıklı. Evet. Tamam, devam. Başka ne olacak yani? Çınar yeğeni bu arada Evrim'in. Yeni doğdu. Abisinin çocuğu. Çok tatlı bir çocuk. Jacuzzi dördünün sıraladı kaçta kanka? Ne? Jacuzzi kaçta? Berk'in kariyerini seks hayatını bitirdiniz amına koyayım diyor. Ali Gecu chatten. Evet Ali sıra bana geldi geliyorum. galiba değil Hiç mi? Izletmez, Bir dakika ben en sonum. Alp nerede? Alp'e sorduk mu? Ben burada oturuyorum. Ne oldu? Alp'e sorular alalım chatten hızlı iki tane beyler. Sert olsun hepsi. Harş. <laughs> Avladığın en büyük valina diye onu geçiyorum. Modlar yazdı onu. <laughs> Yok onu direkt benim Öldün sen. <gülüyor> <gülüyor> Moderatörü baş modlarından biri sordu. Kaç santim diyorlar Alp? Ölçmedim abi. Bak bir tane soruyu... Tamam, bir soru hakkınız yolun... gitti beyler. Bir soru hakkınız gitti. Mantıklı şeyler <laughs> soru Bu size. boş yediniz şu En son kaç santimde ölçtüm peki Alp? Hiç ölçmedim dersen samimiyetine inanmayacağım bu arada senin. Her erkek bir kere <laughs> yapar abi onu. <laughs> ben daha zor yerden sordum. Alacağım Al 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 mı chatten soru abi? Yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Benim sorum kesin bu. Ben bunu targetladım. Sıra bana gelince bunu soracağım. <laughs> <laughs> Kanka ama çok bel altı boş matlatı Yaşını başına almış insanlarız aman o koyayım. <laughs> Twitch gelirini soran <laughs> evet var. Abi, Twitch gelirini en son kaç para kazandın? Bakar <laughs> mısın dashboard'ta? En son kaç para? Bakayım abi. Siz devam edin orada. Bir tane daha bonus olsun Alper. <laughs> ne <İyi gülüyor> olsun? Ama bunu paylaşmak yasak diye biliyorum. Gemide 31 abi. çekiyor muydunuz? Tamam yaklaşık söyle. <laughs> Aa, problem bir <gülüyor> <gülüyor> ben çözeceğim ama benim için problem çözmeyeyim. Bir şey Şimdi, kanka. Böyle... Youtube'da yasak göstermek yi, ama gösteriliyor yani hiçbir şey olmuyor. Yani. 20 ya. dolar <laughs> küsurat diyeyim. 6 aydır yayın açmamış. <laughs> 20 dolar. <dışında. gülüyor> <20 gülüyor> <tane, gülüyor> o değil o Yok öyle öyle. Öyle Oğlum yayın açmışken 20 geliyorsa demek ki 10 milyon dolar kazanıyor aydın. Anasının amıymış. tövbe tövbe. Tamam devam. Alper peki sana bir soru. Evet, Benim tabii. sorum geliyor. <gül Sor. Yani e, Alp TV olmasaydı Nick'in ya da bir Nick'in olur muydu? Le Globe Alp. yani Alp sizi Ya bir şey. bak şimdi Alpsiz ben şey. sana şöyle <laughs> söyleyeyim. <laughs> normalde 3 harf şimdi <laughs> söyleyeyim. 3 harf kabul etseydi direkt Alp olacaktı. Alp Alp siz Ama kabul <laughs> ama kabul etmediği için işte Alp Vallahi zekti. Sonra saçma sapan o Poseidon, Poseidon klasik. Kullan zek z e q abi, Zeka'yı mı lan adın niye zek diyeni kalırsın lan Zek oğlum direkt zek z e q'du yani mi adın ne kanka Ben öyle nick şey yapamadım Berkçim ya Şu nick'im olsun Bu nick'im olsun yoktu yani Alp 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 Peki abi senin bu, bu nick konusundaki bahtın böyle zek. kara gitti kardeşim Bir kömürlü bir baht oldu yani Sence niye olabilir bu? Nasıl yani kanka? Kanka senin yani 27 yaşında bu bir insansın ya 27 yaşında bir insansın. Evet. Senin niye kanka nick'in hiç böyle bir... Yüzün gülmedi yani nick konusunda anladın mı? Böyle leglobal falan bir şeyler oldu. Takla attın, <laughs> Asimov'u kırdın. Onun nick'le bağdaştıramadım kanka, ama... Kanka ben, e, ben Alp'e burada... Alpe <laughs> haks, Alp kardeşime görmüş. haksızlık edilmesine müsaade etmeyeceğim, leglobalp'i ben buldum Vallahi. abi. Haksız mıyım Alp? Ben Teşekkür önerdim. Ederim, Globaldik Le o zaman. Global bir ekip çalışmasıydı diyorsun yani. Global bir şeydi. <gülüyor> <gülüyor> bir şeydi yani global olmak. Ya Veysel diye biri vardı. Bana Le Global falan diye O Veysel'in ben amına koyayım. Yok o Veysel <laughs> evet. değildi o. Armağan'dı. O Armağan kanka. Aa, Aa, onun bak. içinde işte Armağan diye bir arkadaş şey. vardı. Bana bir şey diyeceğim. Amına koyayım. Geldi evrimin. Neyse. Ya bir tane bir yer kontrol oynayabilir miyim dedi. Tamam evrim makineye oturdu. Eskiden Steam'de de nickler değişmiyor. <laughs> Ve nick değiştirmemek bir racon mesela. Ben de böyle full Anlost yazıyor. Tamam? Tek bir tek 12 kullanmışım Anlost. <laughs> Eskiden i̇şte, silemiyorsunuz yani Geç Ya Cantu alttan çizgi evet. Eskişehir 24 tr falan yazmıyordu altında tamam mı? Ha, Evrim'de de Şinka yazıyordu. Hiç değiştirmedi ama hiç. Arman geldi bir el Cantu <laughs> oynayabilmiş. Çünkü biz bazıları gibi değiliz. Sarı sırt pırt nick değiştirmeyiz. Buyur kanka. tabii kardeşim de Evrim'de. Arman ya. oturdu baba makineye. Girdi Steam a. Önce Evrim'in nickini değiştirdi. Sonra oynadı oyunu. Sonra gitti. Erim geldi. <laughs> Oğlum ben tam amına koyayım işte. O hareketi yaptı <laughs> ya. Bu nick ne dedi? da yayında oluyor bunun hepsi. Abi sonra kaldı o nick orada. O nick orada kaldı. Ufak bir drop olabilir arkadaşlar. Doğru. Bunlar dropçuk. Ben bir taraftan yayını kontrol ediyorum. Bir gözüm burada. Bizim de evet. evet. Yani böyle sıkıntılarımız vardı. Bak şimdi mesela şunu da açık açık sorak konuşalım. Sonra hakkınızı yediniz dakika. galiba. Ben rahatım şu an. Bir saniye. Şunu hemen Yeni alakalı. aksesuar kattım. Ne koydun oraya? Ne koydun lan kafana? Şak şuka şak. Duruyor mu lan seninki de? Aa lütfen. Getir. Aa güzel oldu. Yani Hiç seveyim ben. Kulaklık da güzel durmuyor da normalde çok iyi duruyor ya kanka. Şapka mı takıyorsun? Bakayım. Şöyle olur mu? Abi şapka takmıyormuşuz kanka gel gel. Siz de şöyle duysam. Konuş bakayım. Hamsi. Yani Hamsi devam şey ediyoruz, ediyoruz. Ne diyordum şimdi? Olaylı takmelerden beri kedi kayıp ya. Şu konuya da ben bir açıklık getireyim arkadaşlar. Abi, Hazır. <laughs> Buradasınız. Bak şimdi siz de yorumunuzu söyleyin abi şu konuya. Ben bu şeyden bayağı bunaldım çünkü. Ben <laughs> Hayatımda ilk defa... Ne? Basmayın şuna. Ben <laughs> Pardon. Abi. Yani hiçbir şeyin lencini yemiş bir insan değilim sosyal medyada ama <laughs> ufak da olsa işte e, yayın yaptı, parayı aldı gitti, yayın açmıyor diye bir muhabbet gördüm. Bak şimdi. Yayından çok para kazanılıyorsa ki bütün iyi major yayıncılar kazanıyor. Yayını çok açmak önemli bir şey değil mi abi para kazanmak için? Bir kere mi yapıp gidersin mesela? Yani bu internet olayı benim canımı alıyor. Sıkıntı yoktu. Hiç hiç yoktu. Biz taşındık öyle test yapıp girdik. Abi 18 gün böyle drop girdi. Ben de kopan bir yayın istemiyorum. Siz ha de düşün istemiyorum yani yayından. Bu Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun ve şuna bir cevap verin. Eğer çok para için yayın yapılıyor olsaydı ben bir tane mi yayın yapardım 6 ayda? Evet. Nasıl evet? Soruyu <laughs> dinlememiş ki salak. Koydum, salak. Bak sen <laughs> de devam de. <laughs> Ya yazdılar ben ona üzüldüm çünkü o insanları da kaybetmek istemiyorum onları da kazanmak Hadi. istiyorum. Bunlar da Hadi. izle neydi anlatıyorsun amına koyayım sen ya ciddi bir şey anlatıyorduk Hadi. Allah'tan şuradan. Hadi. <laughs> Evo getirttin bana şapkamı? Ya kardeşim kulaklıkta olmadı ya. Olmadı ya bir şey olmadı. Bir şey olmadı evet, abi evet. Bir, bir ufak bir tık şeye döndü o muhabbet. Ya işte bu bir mime dönüştü ya. Öyle bir sıkıntı oldu yani. Bu işi şaka için yazanlarla gerçek için yazanlar birbirine evet. karıştı. Evet. E tabi canım ya, ya birinden kötü bir, bir şey. Öyle bir meme var diye peşinden koştun oldu. Parası bitti işte parası bitmedi. O ya zaman o yani yüzyılın ya. Twitch geyiği aslında. Hani kanal <laughs> şifreni mi unuttum? Var bir de e, paran bitince mi yönetiyorsun? Var da ben bunu bir açıklayayım dedim abi. Para benim için çok değerli bir şey değil yani e, arabam yok. İyi bir çok iyi bir var. Biraz daha bir var o kadar. 70 saat aralıksız internet testi gördüm ben. Bir daha da yapmam inşallah. Harbiden ya. Of ya. Evet abi 70 saat ilk defa ben de hayatımda gördüm yani. Orada giren drop'u hesaplayıp hangi saatte yüzde kaç girmiş falan. Yani evet, sağ giriyorsun? olsun. Ee, Beynim yandı yani. valla. Tuğkan da açıklamış bir yayında yani demiş. Hani, bak adamların evine gittim gördüm. O kadar yatırım yaptılar buraya güzel gözüksün diye. 16 gün yayın açamadı adam demiş. Yani abi internet Abi bir adım. de ilk gün herkes gördü Allah aşkına rejim ansası oluştu. Bu arada bu internet de yani evet, evet. süper online suçu falan da değil bak. Diğer yayıncılar evet. da düşüyor biliyorsunuz. Evet. Genel bir internet problemi oluyor abi. Bazı bölgelerde çok güçlü oluyor. Altyapıyla alakalı, merkeze uzaklıkla alakalı falan. Ona denk geldik. Allah'a şükür hiç yayınlar kopmadan yayındayız bak. Bir sıkıntımız yok. Bunu bekliyordum yani. Ben biraz mükemmeliyetçi bir insanım. Tam yapmak istiyorum bir şey yaptığımda. Onu bir açıklayayım istedim. İçim rahat etmiyordu. Ee, şimdi devam edelim. Kime geliyor sorular? Sana gelmesi lazım. Ben Bendeki hakları ne yediniz? Bir ediniz? dakika, bir dakika benim Alp'e sorum vardı. Ha. Oğlum Aa, evet. ne geçti benim sıram sorum. Yok yok hiç ağlama <laughs> Saç, hadi. Saçma hadi, hadi. sorular <laughs> sordunuz abi. Neyse. Ne <laughs> hadi. Alp sorumu biliyorsun cevabımı alayım. Ne kanka sorun? <laughs> tamam cidden onu sormayacağım kanka. Çetin. Eyvallah. Bunu Onu soracağım. En büyük pişmanlığın ne lan Ali? En büyük pişmanlığın hayatında. Mesela Oğlum. gemilerde olmak hep ister miydin? İsterdim. Neden kanka? O kafayı mı yedin? En büyük pişmanlığını soruyorum. Şey en yok. büyük pişmanlığım o son gemiden e, anneme ağlıyor diye inmem yani. Gemide mi en kalmak isterdin kanka? 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 Ben kaptan mı olmak istiyorsun? Gemi... Kanka kaptanlık güverte. Ben makineciyim. Benim maksım. Ya farklı rütbeler Ay, neyse. Olacak? Oğlum çarkçı ile kaptan eşit. Yani şimdi eyvallah, eyvallah. ya artıyor? onu işte hmm. yani. O tarafta evet, gemide ee, evet gemide kalmak isterdim. Hmm. Bilmeyip, en azından bir iki sene daha çalışmak isterdim yani minimum. En büyük pişmanım o herhalde. Çok kısa böleceğim bir tane donate geldi arkadaşlar. Bir bir vermiş. O kadar uğraşmış göstermek <laughs> yani, Bir tane çizim yapmış. Bence benziyor bana çok. Ee, Peace Arts ismi. <laughs> <laughs> biz, güzel. ben o çok abi. beğendim kanka. Eline sağlık yani. Devam edelim biz. Peace bro. <laughs> tamam, Alp de cevapladı bu soruyu. Peki sıra bende. Beni topa tutun abi, sorun istediğiniz şeyi. Abi emin misin bu topa girmek abi. istediğine diyeyim ben? i̇stediğime e, girmek istediğimden hiç emin <laughs> değilim, istemiyorum da ama... De, biliyorsun bu. <laughs> Sen her şey hazır mısın şimdi, onu söyle de. Bela, hız, testi ne zaman yapacağım biliyor musunuz? Youtube'da bir video göreceksiniz tek kablodan 10.000 megabit internet bağlattım ünlem diye. O video geldiğinde bu evde tek benim makinamda 10.000 megabit internet olacak. 1000 değil bak 10.000. Bir üniversitenin interneti üniversiteye yetecek kadar internet gelecek buraya. Bir sürü deney yapacağız ondan sonra. Steam sunucularından işte 100 GB oyun kaç dakikada iniyor, kaç saniyede iniyor falan gibi. Şimdi soruları alalım. Evet 10.000 yanlış duymadınız. Bin değil. Chatten, biri sormuş. Ben bunu bir tık çevirip kendi sorum olarak sormak istiyorum. Ailenle aran nasıl demiş. Ben çevirip kendi sorumu Soru alalım. Can Tuhaf'ım teknik olarak İstanbul'a geldik şimdi. Evet evet. Annenden babandan uzaklaştın. Evet. Tam olarak hislerin neler bu konuda? Artılarını eksilerini bir sayar mısın? Ya şöyle. Biliyorsun biz babamla çok görüşmüyoruz. Ee, ama annem hayatımda en sevdiğim insan annem benim. Yani beni doğurmuş, büyütmüş, bakmış, öğretmiş hayatı falan. Ee, annem anneanneme bakıyor şu anda biliyorsun. Anneannem de çok ciddi hasta. Yani çok ciddi hasta. Yani ne yazık ki sona yakın gibi ee, Annem ona bakarken ben buraya gelmek istemezdim mesela Yani çünkü biraz daha yalnız kalmış gibi oldu Ama zaten görüşmüyordum Çünkü pandemi vardı abi Çünkü yaşlılar ya yani sonuçta Yani evine gidemiyordum Ama Eskişehir'de olduğumu bilmesi annemin Ona büyük huzur veriyordu Ama bir taraftan böyle bizim hayatımıza da F5 atmamız gerekiyordu Bunu her yerde söylüyorum yani Biz bayağı mutsuzduk herkes bunalımdaydı Beyler bu 5 kişiden bahsediyorum yani yayın açmama sebeplerimizden, en büyüklerinden bir tanesi de budur. Bastık F5 İstanbul'a. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız geldi. Yeni bir oda bile, odanızı değiştirmek bile çok mutlu ediyor insanı. Öyle oldu. Sağ olun arkadaşlar. Allah ya razı olsun. Deyiz, ev falan baya cinnettikti ya. Cinnettikti abi. Ya Ele ya. bir de en onları artık ya. Kanka kapıyı tutuyorsun. Kapı elinde kalıyor. Duvara dayanıyorsun. Duvar düşüyor amına koyayım. Ne olur amına koyayım. adam biri evin kirası kaç para demiş. Direkt para söylemek doğru olmaz ama. Eskişehir'dekinin herhalde bir 16 katı falan. Bro. <laughs> İstanbul çok pahalı bir şehir arkadaşlar. Özellikle böyle bir yapı kurmaya çalışıyorsanız yani. Ama normal 2 artı 1 evler bile 8 bin lira olabiliyor mesela İstanbul'da oradan. E, hesaplayın. Giderimiz çok bizim. Ama şükür yaşıyoruz, karşılıyoruz gelirimizde onu. Yani onu sordun öyle cevap vereyim dedim bura boş geçmeyelim. Bir tane daha siz seçin abi onda da chatten isterseniz. Gene zor bir soru olsun böyle hiçbir yerde anlatmadınız. Ben, soruyorum ya. Ben, ben, sıramı saldım. Hadi bakalım yapıştır bak. Canım abi bir sos master olarak evet. en sevdiğin sos ve en sevdiğin sos karışımı. Ne ya bu basit bir soru ama ha senin sorun değil mi? Allah tamam. Allah. Tamam. Karşılığında diğerlerini de <mi>? Bro. Söyle abim. Cips için yaptığım sosu çok seviyorum ben. Yani çünkü ona mayonez koyuyorum, hardal koyuyorum. E, acı sos koyuyorum, sarımsak tuzu koyuyorum. Yani yaş soğan parçacıkları koyuyorum. E, süzme yoğurt var içinde. Böyle özel kırılmış tuzlar koyuyorum. E, zeytinyağı koyuyorum abi. Limon koyuyorum, krema koyuyorum. En sevdiğim hepsinin birleşimi. Bir de onu sade cipsle yiyince aklım çıkıyor yani benim. Ya pezevengin biri reklamlar demiş. Ulan öyle adamlar mıyız biz? Yani? <laughs> <laughs> Ya baba şeyi de bir çözelim bak şimdi. Sponsorlu. <laughs> marka ismi verecekmişiz gibi. Sanki onu ayarlamışız. <laughs> Hadi lan orada. Yok marka ismi falan. Bu. Ya bu yayın hiçbir sponsor yok öyle söyleyeyim size. <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii ki mesela, <laughs> ama de şey de çok kızdım. yaptığımız zaman da öyle mi yapıyoruz lan? <laughs> böyle mi oluyor? Diyoruz Abi, ki canım. beyler sponsorumuz var desteğinizi <laughs> bekleriz ama sponsor beyler günde 3-5 tane çok büyük markadan şey geliyor iş teklifi geliyor bizim mail'e. Ben sponsorlu iş yapıyorum. Niye? Bu bahsettiğim giderlerimiz var. Bunları bir şekilde kazanmak zorundayım. Bunu nasıl yapıyorum? Bence çok güzel bir yol. Siz de yorumunuzu yapın lütfen. Ya işte hani abone olun, donate atın, ihtiyacım var diyerek değil de markadan alıyorum baba ben bu parayı. İşte Turkcell'den alıyorum anladın mı? 50 tane böyle büyük mesela Samsung'dan alıyorum abi. Youtube'da ben Samsung telefon tanıttım mesela. Oradan kazanıyorum abi sizden para istemek yerine. Bence kocaman şirket ödesin. Ben istemiyorum 15-20 yaşındaki kardeşimiz cebindeki 3-5 son 3-5 lirayı buraya göndersin diye yani hep söylüyorum bunları. Bence mantıklı. Siz de bir sponsorlu bir şey koyduğumuzda kızmıyorsunuz Allah'a şükür. Bunu da evet seçe çünkü sizin de işinize yarıyor oluyor zaten. Abi seçerek yapıyorum. Hatta yani nasıl anlatayım size bunu? Mesela bak en son HyperX var abi şu an. HyperX var abi şu an. 3-4 gün bak sponsor yok dedik bu yayında anlatıyoruz ama anlatalım anladınız siz hikayeyi. Şimdi bir yıl <laughs> bir yıl pazarlık yaptım ben. Black Friday'de yapılacaktı, olmaz dedim. Öncesinde yapılacaktı, pahalı olacaktı, olmaz dedim. Black Friday'den daha ucuz HyperX Cloud 2. Abi yüzlerce insan aldı. Benim askerlik arkadaşım aldı ya. Ee, ya de. adamların yakasına yapıştık. Bir yıl, bir yıl beyler. Bir yıl ya. Bir yıl yalvardık, yaptılar yani. Ee, Onlar yani için de zor. Onlar da yapmak istiyor sırf da. Sırf Instagram'dan 60 bin kişi sürüklemiş abi HyperX'in sitesine. Ben siteyi çok beğendim. Şimdi açar gösteririm. Bu bir reklam değil yani. ...bayağı tasarımı güzel. Siz yani şeyse... ...alacağınız bir şey varsa alın abi. Benim HyperX sponsorum kulağımda var. Yıllardır kullanıyorum zaten. Bunu söyleyince ya, ben... Bir... Ha, buyur abi. Bizde, bizde şey var. O dönem yayında da değildik. ya ilk böyle şeyi gördüğümüzde... ...arkadaşlar yıllardır kullandığımız kulaklık... ...tamam mı? Site falan yapıyor. Ya oğlum bizdeki duygu karmaşasını... ...düşünün yani. Görseller koyuyor. Bilmem ne yapıyor. Ulan diyorum ki ben zamanında bu evlerin gidip kulaklığını almışım sağdan soldan oradan buradan. Şimdi direkt olarak Türkiye şeyiyle iletişime geçebiliyorum adamlarım. Evet. Bu, bu, ilgiyi görebilmek bir oyuncu olarak çok güzel bir duygu. Tabii. Sosyal Gel medyanın gelişimi özellikle bizi bunu getirdi zaten. Bak şimdi. göstereyim abi siteyi de. Tamam mı? Adamlar yani çok uğraşmışlar abi bunu yapmaya. Ben tasarımını beğendim. İzleyicilerimiz ucuz alacak. Buradan bir şey satılınca ben para almıyorum. Onları da bilin. Anlatayım size çünkü ben sponsorlu iş yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. De size yarıyor, birçoğunuza yarıyor. Ee, bazen ben de para kazanıyorum bundan. Şöyle göstereyim bak size. Yani koskoca, Teknosa'nın ana sayfası gibi yerde bu e, HyperX'in "We Are All Gamers" diye bir şey var. Kendilik Lamar'la aynı sayfaya, Post, post aynı sayfaya koydular beni. Bak, yazmışlar buraya. Hatta bunda yanlış yazmışlar. Bu küçük harflerle annoy'du çalışıyordu başta. Sonra büyük, büyük harflerle harf. çevirmişler. Şimdi de küçük harflerle çalışmıyor. Sağulsunlar ee, <laughs> teknosa tarafı. Ama e, haberiniz Biz olsun. küçük deneyin. Ya deneyin şu şey bu ürün. abi HyperX'in en çok tercih edilen ürünlerinden bir tanesi tamam mı? Çok iyi bu, çok hero ürün. Bunda, yani çok iyi ürünlerde indirim yapılmaz ya genelde bilirsiniz. Bunu da şuraya getirmek bunu, neredeyse imkansız bir şey. İnanılmaz bir fiyat yani. 600, 700 liranın altına inmiş. İşte kablosuzu var, faresi var, işte klavyesi var abi. De bak buraya sayfa oluşturmuş abi adamlar bana. Ben bunu gururla paylaşıyorum mesela. Çünkü dünyada ilk Türk olarak bizi o VR All Gamers'a koydular. Orayı da göstereceğim size birazdan. Böyle bir şey abi. GLHF yazmış. Adamlar oyunun raconundan da anlıyor yani. O yüzden paylaştım. Şimdi bu sponsor ya bunu böyle bundan rahatsız oluyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir HyperX indirimi yaptırdım dememden. Bunları da konuşalım hani herkes rahatsız oluyorsa hiç yapmam. Ama bak birçok için içine yaradığını biliyorum direkt kendimden. Abi bu benim için bir tık da şey noktasında. Ya sektörün tamamen gelişimini gördük ya. Evet. Hani ne noktaya geldiğini gördük influencer denen şeyin yani. Yani biliyorsunuz. O noktada ya, bir izleyici olarak olsam da bu noktada kalacaktı benim için abi. Tabi canım bak ben. Çünkü zamanda hep televizyon vardı. Televizyonda reklam, televizyonda yapılır. Televizyon, televizyon. Ulan bir şekilde izleyicilerle beraber var oldu bu iş yani. Cyber hoş geldin. CSGO YouTuber o da. Cyber Reaver değil. Ya bunları işte ben açık açık anlatabilir misin için size? İçim o kadar rahat ki bir şey tanıtırken. Şimdi abi böyle boktan bir Çin'den gelen dandik yeni Türkiye'de marka oluşturmaya çalışan bir telefonu size önermiyorum mesela abi. Samsung. E Apple olsaydı Apple önerirdim. Apple hiçbir yerde reklam vermiyor. Samsung ee, Samsung'da 500 lira indirim var abi. Yani 4'ten 3.5'a e iniyor telefon. Bence iyi bir şey yani. Bir sürü arkadaşım da aldı zaten. Utanç verici için marka almadığınız için o konuda içim rahat abi benim. Ya bak Red Bull, Türkcell, ne var eksiktiren başka? Sen düzelt. Markaları unuttum. O kadar işte yani. Yani eskiden böyle Migroslar, Argido. Argido'lar, Migroslar. Şu an işte V-Sonic'ler, Inventus'lar. Tabii ki. HyperX'ler işte, MSI'lar falan. Bunlar zaten oyun devi markalar. Hangi telefonu? Galaxy M51 abi. Son videodaki en şey. Falan. Linkini bıraklar. Sen istiyorsanız bir